Herkese merhabalar. Eda ben. Bugün sizlerle olmaktan çok çok mutluyuz burada. Biz de Doğuş Hospitality Retail grubuyuz aslında. Yeme içme, turizm ve perakende grubunun toplandığı iş kollarını barındırıyoruz bünyemizde grup olarak. Ben Atabey, siz de bir merhaba deyin isterseniz, sonrasında devam edeyim sunuma. Atabey bana göre bugün çok daha renkli bir yerden bağlanıyor. Ben ofisimizdeyim. Göcek'ten Atabey'e sözü vereyim. Merhabalar, Göcek'ten herkese sevgiler, saygılar. Ben de bugün Doğuş Hospitality and Retail çatısı altında satın ve tedarik zinciri direktörüyüm. Ben de bugün Eda ile birlikte size bazı paylaşımlarda bulunup hoş bir yarım saat geçirmek dileğiyle hep beraber. Sözü yine Eda'ya bırakayım. Eda başta sen istersen. Çok teşekkürler Atabey. Biz öncelikle bugün arkadaşlar, tekrar ben de kendimi tanıtarak başlıyor olacağım. Devamında birazcık şirketimizden ve aslında çalışma kültürümüzden bahsettikten sonra da sözü Atabey'e veriyor olacağım tekrar. Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım kısaca. Eda ben, insan kaynakları iş ortağı olarak görev alıyorum. Yaklaşık 2 yıldır Doğuş Hospitality Retail grubu bünyesinde çalışıyorum. Bunun dışında da yaklaşık 10 yıla yakın bir tecrübem var insan kaynaklarının, işte perakende, üretim gibi farklı alanlarında. Burada özellikle bahsetmek istediğim nokta, aslına bakarsanız bugün size bizim 4 tane ana iş kolumuz. Birazcık onlardan bahsediyor olacağım, grubu tanıyor olabilmeniz adına. Biz aslında hani içerimizdeki bütün iş kolları çok köklü ve Doğuş grubu altında uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren iş kollarımız. 2019 yılı itibariyle de 3 yıl aşkın bir zamandır bir grup olarak aslında Doğuş grubunun misafir deneyimini odağa alan bütün iş kolları bir grup olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan ilki, aslında eminim birçoğunuz restoranlarımızı hali hazırda ziyaret ediyorsunuz ve favori bir Dream restoranınız da vardır diye düşünüyorum. İlki Dream, yeme içme eğlence sektörümüzün olduğu kısım. Burada hem Türkiye'de hem de dünyada 150'nin üzerinde restoranımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz aslında. 45 tane markamız var ve burada farklı mutfaklarından, Türk mutfağından, dünya mutfağına şeflerimizin sizlere sunduğu tabaklarla buluşuyoruz aslında tüketicilerimizle. İkinci iş kolumuz turizm. Turizm tarafında da The Hotels Resorts altında aslında hepinizin yine aşina olabileceği Demaris Resort, Demaris Göcek, Argos in Kapadokya, The Resort Ayvalık gibi otellerimizin olduğu ikinci ana iş kolumuz. Üçüncü iş kolumuz Doğuş Perakende. Yine burada da Under Armour, Kiko, Element, Missoni gibi birçok aslında moda perakende, sanat, kozmetik, spor giyim alanında faaliyetlerini sürdüren markalarımız var. Ve son iş kolumuz da aslında kurumsal seyahat ve etkinlik yönetimi şirketimiz Antur'la bu 4 ana alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Doğuş Hospitality Retail grubu altında nasıl kariyer fırsatları var? Aslında birazcık burada hem merkezi rollerimiz, merkezi fonksiyonlarımız var, hem de otellerimiz, restoranlarımız ve mağazalarımız da aslında farklı kariyer yolları sunabiliyoruz adaylarımıza. Öncelikle biraz çalışan sayılarımızdan da bahsedeyim, büyüklüğü biraz daha net ifade edebilmek adına. Merkez ofisimizde yaklaşık 420 çalışanımızla aslında bu merkezi fonksiyonlar dediğimiz faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz departmanlar yer alıyor. Bunlar neler? İnsan kaynakları, bilgi teknolojileri, satın alma ve tedarik zinciri, ki bugün hani eminim satın alma tedarik zinciri alanında kariyer hedefleyen adaylarımız da vardır. Atabey biraz daha o kısımdaki dünyadan da bahsediyor olacak, sorularınız olursa da yanıtlarız. Bunun dışında da sahalarımızda dediğim gibi aslına bakarsanız farklı farklı kariyer yollarımız var. Şu an birçok açık pozisyonumuza zaten hali hazırda standlarımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Hem açık pozisyonlarımız hem de başvurmak istediğiniz alanlarla ilgili standlarımızda da arkadaşlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Hem mağazalar için hem restoranlar için farklı kariyer yollarımız var. Aynı zamanda da otelcilik tarafında kariyer yollarımız var size sunabileceğimiz. Biz çalışma kültürü olarak aslında neyi önemsiyoruz? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum size. Deneyim kelimesi aslında çok fazla duyduğumuz bir kavram son dönemde. Burada deneyim, biliyorsunuz artık teknolojiyle birlikte birçok iletişim kanalının hayatımızda olmasıyla birlikte bir deneyim
almayı çok önemsiyoruz. Artık bir ürün ya da hizmet alıp sadece memnunum ya da değilim demiyoruz aslında. O markalarla olan iletişimimiz, etkileşimimiz bizim bu kararı vermemizde çok etkili oluyor. Dolayısıyla bizim de aslına bakarsanız odaklandığımız kısım misafirlerimize eşsiz bir deneyim sunmak. Ve bunu da tabii ki de bu deneyimin yaratıcıları olan biz ekiplerin çalışan deneyiminden geçtiğine inanıyoruz. Çalışan deneyimini elimizden geldiğince farklı uygulamalarla aslına bakarsanız en iyi noktaya getirerek misafirlerimize de bu deneyimi nasıl aktarabiliriz? Her gün bunun yollarını araştırıyoruz diyebiliriz. Özellikle çalışan deneyimi tarafında kendi markalarımızı, kendi çalışma arkadaşlarımızın deneyimlemesini çok önemsiyoruz. Burada yıllık esnek yanak uygulamalarımızla birlikte aslına bakarsanız çeşitli hediye çeklerimiz oluyor. İşte bir otelimizi deneyimleyebileceğiniz sevdiklerinizle ya da işte bir Dream restoranında güzel bir akşam yemeği yiyebileceğiniz farklı yanak uygulamalarımızla öncelikle kendi çalışanlarımızın kendi olmasını çok çok önemsiyoruz. Bu markalarımızı anlayabilmek ve misafirlerimizi anlayarak onların ihtiyaçlarına yönelik daha güzel deneyimler sunmak için de bizim için çok çok kritik ve önemli. Özellikle hani büyüme tarafından bahsedebilirim. Son 3 yıldır aslına bakarsanız ki bir kısmının pandemiye geldiğini düşünürsek hospitality retail sektöründe birçok sürecin durduğu bir dönemi geride bıraktık ve bu dönemde bir de aslına bakarsanız bir büyümeyle geçirdik bu dönemi. Yaklaşık bir %30-35'lik büyüme oldu hem iş hacmi anlamında hem de çalışan sayılarımız anlamında. Dolayısıyla hani Doğuş Hospitality Retail grubunda sizler için de pek çok fırsat var şu an hali hazırda ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Bunun dışında staj programlarımız olabiliyor. Kısa dönem veya uzun dönemli staj başvurularınızı alabiliyoruz ve bunları hep birlikte değerlendirip aslında bir fırsat yaratabiliyoruz bu noktada size. Genel hatlarıyla aktaracaklarım bunlar. Şimdi biraz daha böyle iç açıcı bir ortama bağlanıyor olalım Göce'ye, Atabey. Devamında vaktimiz kalırsa sorularımızı da yanıtlıyor olacağız. Herkese merhabalar. Evet, Göcek'ten selamlar. İşimizin gereği olarak buradaki ortamlara da katılmak zorundayız. Ben biraz kendimden bahsedeyim öncelikli olarak. 7 yıldır gruptayım. Satın Alma Tedarik Zinciri direktörüyüm. Grupta ilk başlangıcım olarak tedarik zinciri müdürü olarak başladığım pozisyonuma zamanla belli kademeleri atlayarak işte en son geldiğim nokta tedarik zinciri direktörlüğü oldu. 20 yıldır profesyonel hayatım var. Global ve lokal firmalarda çalıştım. 7. şirketim Doğuş grubu, Doğuş Hospitality Retail grubu. İnşallah sonuncu şirketim olur. Keyifli, çok meşakkatli ve eğlenceli bir ortamda çalışıyorum. Bizim iş hayatında benim için çok önemli bir şey tamamen iletişim. Bugün herhangi bir işle ilgili bir çalışma yapacaksak bu çalışmanın mutlaka bir iletişimden geçmesi gerekiyor. İletişimin olmadığı hiçbir şey başarılı olmuyor. Ben müsaadenizle sizin için de bir sunum hazırlamıştım. Oradan ilerleyerek hem şirketi biraz tanıtıp hem de kariyer fırsatlarını orada böyle irdelemek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok geniş bir ayak izimiz var tüm dünyada. Büyümeye devam ediyoruz. Gerçekten yayılımımız devam ediyor. Deneyim, Eda'nın söylediği gibi deneyim çok önemli. Deneyimi tüm dünyaya bizim kalitemizde denettirmek istiyoruz ve bunun için de bütün çalışmalarımızı devam ediyoruz. 21 ülkedeyiz. Rakamları görüyorsunuz. 7700'ün üzerinde çalışanımız var tüm dünyada. Ben biraz markaları da göstermek istiyorum. Evet, Göcek'teyim şu anda. Otellerimizden bahsediyorum. Bir kendi sahibi olduğumuz otellerimiz var. Bir de yönetimsel olarak birlikte ortaklarla yönettiğimiz otellerimiz var. Toplam 13 otelimiz var. Bu otellerimiz bizim için, ben tek bir kelime söyleyecek olursam, konfor diyorum. İnanılmaz konfor. Lüksü her türlü yaşattırmaya çalışıyoruz. Misafirlerimize deneyim sunuyoruz. Sadece otelde konaklamak değil, onları aile ortamında yaşatmaya çalışıyoruz.
Görüntülerden de birkaç tane örnek koydum ama hani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de ve dünyada çeşitli yerlerdeyiz. Özellikle Türkiye'deki otellerimizde Demaris Bay, bu otelimiz bence Türkiye'nin en iyi otellerinden biri. Şu an Göcek'te olduğum otel The Resort Göcek. Murat Reis Ayvalık. Aldrovandi Roma'daki bir otelimiz. Kapadokya'daki tarihi bir dokunun içinde olan Argos in Kapadokya. Gerçekten eşsiz bir otel. Görmenizi tavsiye ederim oraları. Ve dünyanın çeşitli yerlerinde de otellerimiz mevcut. Evet, bizim sektörlerimiz, Eda da söylediği gibi 4 tane sektör var. Bizim için otellerden sonraki önemli sektörlerden biri de seyahat ajantası. Biz seyahat ajantası sayesinde bütün etkinliklerimizi, organizasyonlarımızı çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Bizim için çok arkada çok büyük bir güç o ekip. Hem mutlu ediyorlar hem de bizi bir şekilde arkamızı toparlıyorlar. Bütün organizasyonlarımızı Antur ekibiyle yapıyoruz. Çok keyifli işler çıkarıyoruz. Retail tarafında çok değişik segmentlerimiz var. İşte Moda Perakende dediğimiz Loro Piana, Eleventi, Informal markalarımız var. Informal bizim Türkiye'deki Beymen formatında birçok marka içinde barındıran bir organizasyon. Saat grubumuz var. Dünyadaki sayılı markaları kendi bünyemizde distribütörlüğünü bulunduruyoruz. Bizim için çok özel olan Under Armour. Under Armour arkadaşlar da gelip arada bir şeyler soruyorlar. Bir şeye ihtiyaç var mı diye. Under Armour sport mağazamız var. Mağazalarımız var. Kiko keza kadınların da çok sevdiği kozmetik markamız. Ve Leica diye fotoğraf şeyimiz var. Doğuş Detail'de şöyle hızlıca fotoğrafları da geçiyorum. Çünkü vakit de önemli. Soru cevap da yapmak istiyorum sizlerle. Under Armour, Kiko, işte Leica, hani bunlar bizim için çok değerli. Biz bunların var olduğu için çok mutluyuz. Dream tarafında, yeme içme tarafı, restoran tarafı. Ben bu resmi çok seviyorum. Bizim için çok değerli bu resim. Çünkü bu resmi biz tedarikçilerimizde de kullanabiliyoruz. Tedarikçilerimize bu resmi gösterdiğimizde 29'da mı sizdeydi? Rüya'da mı sizin markanız? Palle'de mi sizde? Hani bütün markalar işte Nusret'te mi sizin? Ne kadar şaşırıyorlar. Hani ve bu şekilde tedarikçi pazarlıklarında çok keyifli oluyor. Zaten otomatikman istediğimizi alabiliyoruz burada. Ben biraz Dream'den biraz bahsetmek istiyorum. Çok yeni bir şirket aslında. 10. yılı. Fakat dünyada ilkleri yapan, Türkiye'de benzeri olmayan, dünyada da benzeri olmayan bir organizasyon. Birçok marka var bünyesinde. 5500 üzerinde çalışan var. 10. yılımızı kutladık. Hepinizin bildiği gibi Nusret, Zuma İstanbul'da, Roka keza yine İstanbul'da olan bir arada sorular da geliyor ama onlara sonradan cevap vereceğiz. Ve global markalarımız var. Yani Nusret'i zaten herkes tanıyor. Ben burada şunu söylemek istiyorum genç arkadaşlarıma. Evet, biraz söyleyeceklerim de çok sevilmeyebilir ama çok çalışmak gerekiyor. Gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Çalışmadan, emek harcamadan hiçbir şey olmuyor. Bu çok net bir şey. Yani kimse tepeden inme gelmiyor. Ben Nusret'i yakinen bildiğim için söylüyorum. Günde 18 saat çalışıyor, 20 saat çalıştığını görüyoruz. Ve gerçekten hiç durmadan her yerde çalışmaya çalışıyor ve yeni bir şeyler üretmeye çalışıyor. Bunlar bizim de mottomuz aynı zamanda. Kendimiz de bunu örnek alıyoruz. Dünya markası bu arada. Yine Türkiye'deki restoranlarımızda işte 29, Boğaz'da Lacivert, herkesin evlilik teklifi yaptığı yerimiz. Çubuklu 29 keza, Eda gülüyor ama. Çubuklu 29 keza bizim düğünlerimizin yapıldığı yer. Günaydın restoranlarımız, et onların işi. Onların sloganı zaten. Türkiye'de ilkleri yapan. Vogue dediğiniz manzara mükemmel. Kendi ambiyansı çok güzel. Markalar kendi arasında da gerçekten çok güzel. Kitchenette, Parle, Masa, Populis kendi markamız, kendi yarattığımız markalar. Bu arada ortaklı yapılardan da daha çok kendi markalarımızı yaratmaya başladık. Ve Populis bunlardan en başarılısı. Türkiye'de iki tane var şu anda.
Üçüncü ve dördüncüyü de planlıyoruz. Yine Dream bünyesinde yazlık aksiyonlarımız var. Burası çok kritik. Çünkü bu bizim için verimlilik. İstanbul'daki eksilen nüfusu Bodrum'da tamamlıyoruz. Bodrum'da da açtığımız restoranlarla İstanbul'daki misafirlerimizi Bodrum'da da eğlendirmeye, deneyim kazandırmaya devam ediyoruz. Bunlar bizim için çok değerli. Çünkü misafirlerimize hiç ara vermiyoruz aslında. Tüm sezonlarda birlikteyiz. Ve hepimizin gözdesi, grubumuzun gözdesi. Bence Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Görmenizi tavsiye ederim Galata Port'u. Hem 13 tane restoranımız var. Perakende mağazalarımız var. Çok yakında da bir tane çok güzel bir otelimiz olacak Peninsula. Ben o alanı çok önemsiyorum. Türkiye için çok büyük bir güzellik, çok büyük bir güç kaynağı. Görmeyenlere tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Ben biraz bizim dünyamızdan bahsedeyim. Evet arkadaşlar, ben tedarik zinciri yönetiyorum. Satın alma tedarik zinciri. Tedarik zinciri ne derseniz, yani basit bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir markete gittiniz, alışverişe başladınız. İlk dondurmayı market arabasına koyuyorsunuz. Evet, bu tedarik zinciri bir hatasıdır. En son dondurmayı koymalısınız ki eve en hızlı şekilde soğuk zinciri bozmadan götürebilirsiniz. Hatta benim çok basit anlattığım da şudur. Mesela ev ahalisi oturdu, herkes yemeğe oturdu hep beraber. Sofrada bir şey eksik, tuz eksik. İşte o tuzu da sofraya getirmek gerekiyor. Tedarik zinciri ta burada başlıyor aslında. Tedarik zinciri bir zeytin ağacı gibidir. Ekersiniz, 5 yıl sonra meyvesini alırsınız. Biz keza bunları gerçekleştirdik kendi bünyemizde. Çok büyük bir organizasyon yönetiyoruz. 1000'in üzerinde tedarikçimiz var. 14.000'in üzerinde ürün var. Neden bu kadar çok ürün derseniz, bir örnek vereyim ben size. Grubumuzda 10 farklı zeytinyağı var. Diyebilirsiniz ki neden 10 farklı zeytinyağı? Ben şöyle ifade edeyim. Biz örnek veriyorum, Damario'da Penne Arrabbiata yerken kullanılan zeytinyağıyla işte Cina'da yenen Penne Arrabbiata zeytinyağının aynı olmasını istemiyoruz. Misafirlerimizin deneyimini farklılaştırmak istiyoruz. Bundan dolayı çok farklı zeytinyağlarla devam ediyoruz. İşte Ayvalık'taki otelimizin etrafındaki tedarikçilerden ürün satın alarak oradaki zeytinyağını misafirlerimize deneyimletiyoruz. İşte Göcek'te burada farklı bir zeytinyağı kullanıyoruz. Bölgenin tamamen ambiyansına ve bölgedeki lokal üreticiye önem verdiğimiz bir durum bu. Ve benim en çok önemsediğim, yani rakamlar olarak 350 bin sipariş yıl, işte 220 bin üzerinde fatura, çok büyük rakamlar bunlar ama bizim kasımız ve gücümüz 10 binin üzerinde menü var içeride. Yani bunlar deneyimlenmiş, satışa çıkmış menü demek ve bunlar gerçekten çok değerli bizim için. Biraz da rakamlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Et tüketimimiz bizim yıllık 4000 tonun üzerinde. İçecek tüketimimiz sadece soft içecekler. 18 milyonun üzerinde, İstanbul nüfusundan daha fazla. Domates 1500 tonun üzerinde. Sadece avuç dilimi tatlısı 1.2 milyon adetin üzerinde satıyoruz. Bütün bu organizasyonlarımızı bir dağıtım merkezimiz var. Oradaki merkezi operasyonla yönetiyoruz. Bu dağıtım merkezinden yılda 4 milyon kilometrenin üzerinde yol kat ediyoruz. Bu da Türkiye'nin yaklaşık 370 kez dönmesi. Gerçekten çok büyük bir iş yapıyoruz. Keza süt ürünleri 5000 tonun üzerinde. Çok kritik ürünler bulunduruyoruz bünyemizde. Örneğin parmesan. Parmesan çok İtalyan ürünüdür. Evet, bizde de İtalyan markaları var. Ve o İtalyan markalarında İtalyan lezzetlerini sunmak zorundayız. Bunun için de yıllık kotalı anlaşmalar yapıyoruz. Yıllık ürünler alıyoruz. İşte yıllık tüketimimiz yaklaşık 50 ton sadece parmesan. Büyük rakamlar bunlar ama en keyiflisi de işte bunları yönetebilmek. Arkadaki o dağıtım merkezi, o tedarik zincir ağı, o büyük bir organizasyon, takım arkadaşlarımla beraber, hep beraber bunları yapıyoruz. Restoranlarımızda 17 milyon üzerinde misafir ağırlamışız. Bu da İstanbul nüfusu. Yani İstanbul'u biz restoranlarımızda ağırladık diyebilirim. Keza zeytinyağı, size de söylediğim gibi, aylık 15 ton zeytinyağı tüketiyoruz. Ben tedarik zincirinin aslında bir kaleci olduğunu düşünüyorum.
Nasıl ki kaleci işte 90 dakika muhteşem bir maç çıkarır. Uzatmada bir gol yer. Bütün kabahat kalecinin üzerine kalır. Biz o golü yememeliyiz. Bütün arkadaşlarıma verdiğim öğüt de bu aslında. Biraz kan ter gözyaşı gibi duruyor. Çok meşakkatli, çok yoğun tempolarda çalışıyoruz. Ama bu ambiyanslara geldiğimde işte keyif alıyorum. İşte burada yarattığımız o güzellikler, o yarattığımız ürünler, o aldığımız ürünlerin buradaki menü tabağına dönüşmesi ve misafirin o mutluluğunu görmek gerçekten her şeyi unutturuyor bize. Ben son olarak da bir toplumsal sorumluluk olan bir sürdürülebilirlikle ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Gerçekten benim sloganımdır bu. Sürdürülebilirlik bir tercih veya sorumluluk değil, zorunluluktur hakikaten. Biz bu konuda çok hassasız grup olarak. İşte dağıtım merkezini 2017 yılında kurduk. Ve kurduğumuz dağıtım merkezinde bütün ürünlerimizi orada depoluyoruz. Oradan tüm restoran otellerimize, perakende mağazalarımıza tek bir paletle göndermeye çalışıyoruz. Bu karbon ayak izini azaltıyor. Bir yandan da bizim arka taraftaki büyük gücümüz oluyor, verimliliğimizi sağlıyor. Biz restoranlarımızda atık yağlarımızı topluyoruz. Bunların biyodizel olmasını sağlıyoruz ve yakıta dönüşmesini istiyoruz. Çok önemli bir iş yapıyoruz aslında. Bizim bira markamız var, Torch. Bu biranın bir küspesi çıkıyor, malt küspe. Bu hayvanlar için çok özel bir ürün. Hayvanların sütünün yağının olduğu bölümü yaratıyor. Biz de bunu bir besi çiftliğine veriyoruz. O besi çiftliğinden de tereyağı satın alıp bütün döngüyü sağlamaya çalışıyoruz. Biz sosyal sorumluluk olarak restoranlarımızın içinde, özellikle şu yan tarafta göreceğiniz restoranımız Damar Yetiler Restoranı. Biz oranın bahçesini renovasyona soktuğumuzda yaklaşık 150 yıllık ağaca dokunmayarak bir hizmet gerçekleştirdik. Biz çok önemsiyoruz bunları. Orada bize belki ek bir maliyet oldu ama biz bu ek maliyetleri bir kenara atıp gerçekten doğaya, geleceğe çok saygılıyız. Yani kötü bir şey daha söylemek istiyorum aslında. Dünyada bir kötü bir durum var. O da 7. bir kıta gerçeği var. Dünyada üzerinde yürünemeyen tek bir ada. Yaklaşık Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde bir ada. 3.4 milyon kilometrekarelik bir ada. Yani denizlerimize sahip çıkmalıyız. Gelecek nesillerimize destek olmalıyız. Onlara güzel ortamlar bırakmalıyız. Doğaya ve çevreye duyarlıyız bu arada. Ve teşekkürler diyorum. Ve hızlıca sunumu kapatmak istiyorum. Ata Bey'in de bahsettiği gibi aslında demin birçok misafirimizin hayatına dokunduğumuz, sürdürülebilirlik alanlarında da kalıcı izler bırakmaya çalıştığımız aslında bir lifestyle sunmaya çalışıyoruz. Hem misafirlerimize hem de çalışanlarımıza arkadaşlar. Dolayısıyla hani burada da bizim özellikle bu 4 iş kolunda birden aslında aynı anda tecrübe edebileceğimiz, cross functional birçok projede görev alabileceğiniz, çok hızlı büyüyen ve bunun dışında öğrenme hızını çok arttıran bir dünyamız var. Bu anlamda da hani başvurularınızı bekliyoruz deyip biraz daha sorulara yönelelim Ata Bey. Ben siz bir soluklanırken öncelikle bir staj programları ve yüksek lisansla ilgili bir soru gelmiş, onları yanıtlıyor olayım. Öncelikle staj programlarımızla ilgili şöyle bilgi verebilirim. Kısa veya uzun dönem stajyer alabiliyoruz. Özellikle kısa dönem stajlarımız genelde 3 ayla başlıyor ve uzun dönem stajyer aldığımız durumlar da olabiliyor 1 yıla kadar. Burada hem sadece merkez ofis değil, sahalarımızda da, restoranlarımızda, mağazalarımızda da zaman zaman stajyerlerimize yer verebiliyoruz. Dolayısıyla örnek veriyorum, işte aşçılık okuyan bir arkadaşım da restoranlarımızda staj yapma fırsatı elde ediyor. Dolayısıyla hani burada biraz daha sizlerden gelen taleplere göre değerlendirdiğimiz bir staj programımız var. Sadece yaz döneminde alım yapmıyoruz bu nedenle, ama yaz dönemi de evet bizim busy season'ımızın olduğu bir taraf. Dolayısıyla yazın daha yoğun bir stajyer alımı yapıyoruz diyebiliriz. İkinci soru, yine çalışanların yüksek lisans yapmak istediğinde destekliyor musunuz gibi bir soru gelmiş. Evet, tabii ki destekliyoruz. Hem anlaşmalı olduğumuz üniversiteler var, hem de burada hani biraz daha bizim hedef yönetimiyle bir arada sürdürdüğümüz bir gelişim sistemimiz var aslında. Ondan da biraz bahsedebilirim. Belki
bazı arkadaşlarım ilk kez duyuyor bunu. OKR adını verdiğimiz bizim aslında bir geleneksel performans değerlendirme sistemlerinden çok aslında hem hedeflerimizi yönettiğimiz business anlamında hem de kendi gelişim yolculuğumuzu kendimizin tasarladığı, yöneticilerimizle üzerinden geçtiği ve bizi onların desteklediği bir gelişim yolculuğu sunuyoruz. Dolayısıyla burada kendinize her dönem için bir aslında gelişim OKR'ı da belirliyorsunuz. Ve o dönem için gelişim OKR'ınız yüksek lisansa tabii ki de hani bununla ilgili çeşitli destekler sağlamaya çalışıyoruz biz de. Ben devreye gireyim istersen. Evet, burada. Hem soruya geçeyim hem de seni destekleyecek bir şey söylemek istiyorum. Biz sahadaki çalışan arkadaşlarımızı da merkez ofislere takviye yaparak onların da kariyer fırsatlarını geliştiriyoruz. İşte ben şimdi Göcek Otel'deyim. Buradaki Göcek'teki satın alma müdürü arkadaşımı İstanbul Merkez Ofis'e çekerek büyük bir kategorinin başına geçirerek grubumuza fayda sağlamaya çalışıyoruz. Hem onun kariyer fırsatlarını açıyoruz hem de diğer gelecek arkadaşlarımıza da kariyer alanı yaratıyoruz. Bu arada tedarik zincirinde çalışmanın kritik noktaları olduğundan söz ettiğimiz bu alanda çalışan kişilerin de gibi kişisel özellikleri dersiniz. Tedarik zinciri aslında günümüzün en hit durumu. Pandemiyle birlikte gerçekten çok önemli olduğunu herkesin fark ettiği bir alan ama bizim yıllardır üzerinde çalışıp arka planda bütün işleri organize ettiğimiz bir iş kolu. Tedarik zincirinde yani çok özellikli bir kişilik aramıyoruz aslında ama sadece yeniliğe açık olması lazım, çalışması lazım. Verilen eleştirileri veya gösterilen yolları mutlaka deneyimlemek için çaba sarf etmesi gerekiyor. Hevesli olması gerekiyor. Zor bir işçi alanı çünkü. Hatta bizim şu anda Eda ile birlikte organizasyonda değişiklik yapmıştık. Satın alma analist rolünde bir arkadaşım vardı. Ben onu şimdi tedarik zinciri yöneticisi olarak yetiştirmeye çalışıyorum kendisini. Ona bazı sorumluluklar veriyorum. Onu arka planda doğru rotada hareket etmesini sağlıyorum. Bizde bu kendi altyapımızda, futbolda da altyapı var. Yani altyapıdan çalışanlarımızı üste çıkarmak en büyük isteğimiz. Çünkü kendi altyapımızı yaratıp kendi organizasyonumuzu ve kendi arkadaşlarımızı yetiştirmek istiyoruz. Bizim en büyük önemsediğimiz konu bu aslında. Burada benim söyleyeceklerim bu kadar. Eda, bu herhalde sen buna cevap verirsin. Buna ben cevap vereyim Mata Bey. Tekrar işveren markası iletişimimiz kapsamında çalışan bağlılığı ve memnuniyeti ile ilgili bir soru gelmiş aslına bakarsanız. Bizim standart uyguladığımız tabii ki yanaklarımız var. Ben biraz da doğuş HNR'lı olmanın getirdiği aslında bir yanak uygulamamız var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu demin bahsettiğim deneyime odaklandığımız yine bir yanak uygulamamız. Öncelikle bütün restoranlarımızda, mağazalarımızda ve otellerimizde aslına bakarsanız indirim oranlarımız var. Perakende ve restoranlarımızda %30 çalışan indirimimiz oluyor. Ki hani bu da gerçekten sevilen bir yan hakkımız. Birçok insan sevdikleriyle paylaşıyor bu yan hakkıdır. Yine bunun dışında da sene içinde hediye çeki uygulamalarımız oluyor. Daha esnek yanak uygulamalarımız kapsamında. Bunu da demin bahsettiğim gibi aslına bakarsanız otellerimizde, perakende mağazalarımızda veya restoranlarımızda kullanabiliyorsunuz. Burada da bu yan hakkımızdan bahsetmiş olayım. Bunun dışında yine ne yanak sunuyorsunuz gibi bir soru gelmiş. Yanaklarımızdan bahsedecek olursam aslına bakarsanız hani tabii ki burada pozisyon bazlı yönettiğimiz yanaklarımız da var. Dolayısıyla hani bunu biraz daha işe alım sürecine katıldıktan sonra teklif aşamasında paylaşmam daha doğru olacaktır. Yeni başlayan yine arkadaşlarımızın oryantasyonu ile ilgili bir soru gelmiş. Aslına bakarsanız hani burada biz geleneksel oryantasyon programlarından çok biraz daha hani bireysel yolculuğunuza odaklandığımız bir oryantasyon programı sunuyoruz. Tabii ki burada her zaman arkadaşlarımızı ilk günde biz karşılıyoruz ve işte şirketimizle ilgili temel bir insan kaynakları oryantasyonumuz oluyor. Devamında da biraz daha sizin mesleğinizle temas halinde olacağınız, pozisyonunuz gereği öğrenmeniz gereken yeteneklerinize odaklandığımız bir oryantasyon programımız oluyor. Bireysel bazda hazırlıyoruz bunu da. Diyeyim ve süremizin sonuna geldik sanıyorum.
Ben son bir şey eklemek istiyorum Eda. Genç arkadaşlarımızı bulmuşken çalışmaktan korkmamalarını, yani klişeleşmiş ama fikirlerini beyan etmekten çekinmesinler ve hikaye yaratsınlar. Yarattıkları hikayeyle keyif alsınlar. Yani hikaye yaratacak düşüncelere girsinler, fikirler üretsinler. Hiçbir zaman kendilerini frenlemesinler. Yani ben hep söylüyorum, arkadaşlarıma da söylüyorum. Aptal fikir yoktur, salak fikir yoktur. Yani söylediğiniz her fikirden mutlaka güzel şeyler çıkar. Ama çok çalışmak gerekiyor. Onu söylemek istiyorum. Ne mutlu Ata Bey'in söylediğine ek aslında bizim de çalışma kültürümüzün bunu desteklediğini söyleyebilirim. Hani burada birçok süreçte aslında bakarsanız zaten hali hazırda çok güzel ve alanında imza olan markalarla birlikte çalışıyorsunuz ve bunu Doğuş grubu altında yapıyor olmanın verdiği bir güven de var. Dolayısıyla hani birçok süreçte inisiyatif alabildiğiniz, yeni fikirleri değerlendirebildiğimiz ve büyüme ivmesinde olan dinamik bir iş ortamımız var dediğim gibi. Eğer siz de bu kültüre uygun olduğunuzu düşünüyorsanız her zaman sizinle farklı süreçlerde bir araya gelmeyi umuyoruz biz de diyelim. Ata Bey çok teşekkürler. Evet. Göce'ye de selamlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere herkese. Günler, hoşça kalın. Hoşça kalın.